Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlama konusunu anlatacağım. Konu anlatımından sonra çeşitli alıştırmalar da çözeceğim ve soru çözümleri de yapacağım. Hemen başlıyorum. İlk önce yuvarlama ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Matematiksel işlemlerde tahmin yapmamız gerektiğinde tahmin etmeye yarıyor. Yani işlemlerin sonucunu ya da işlem yaparken tahmin ederek yapma buna yarıyor. Ya da günlük hayatta bir alışverişe çıktığımızı düşünelim. İşte ben elbise alacağım, tişört alacağım, gömlek alacağım. Fiyatlara bakıyorum, cebimdeki parayı düşünüyorum. Fiyatlarını, ürünlerin fiyatlarını yuvarlama yaparak hesaplıyorum, topluyorum örneğin zihinden. Cebimdeki paranın yetip yetmeyeceğini anlıyorum. Bu da günlük hayatta işimize yarayabilecek bir durum. Hemen başlayalım. Şimdi ilk önce onluğa yuvarlama yaparken sayının birler basamağına bakacağız. Eğer sayımızın birler basamağındaki rakam 1, 2, 3 ve 4 ise bir önceki onluğa, yani kendi onluğuna yuvarlayacağız. Şimdi alıştırmaları yapınca daha iyi anlayacaksınız. Birler basamağındaki rakam 5, 6, 7, 8 ve 9 ise bir sonraki onluğa, ilerideki onluğa yuvarlayacağız. Hemen uygulayalım. Bakın ben önceden doğal sayıları yazdım. 1236. Ne yapıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. 6 var. 6 olduğunda öne gidiyor, ileri gidiyor. Peki ileride hangi onluk var? Öğretmenim nereden bileyim derseniz bakın buradan anlarsınız. 30'u görüyoruz değil mi? O zaman ileride kim olur? 40 olur. O zaman bu sayıyı 1240 olarak yuvarlamam gerekiyor. Ya da daha kolay bir yöntem istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bakın baştakiler hiç değişmedi değil mi? Bakın 1 ve 2 hala duruyor. Diğerleri değişti. O zaman şöyle yaparsınız. Bak son iki basamağı bırakırsınız. Yani birler basamağına bakacağız ve onluk lazım bize değil mi? Bakın burada 36 var. Yani 36'nın 40'a gittiğini anlarsınız zaten. Ve hemen 1240'ı 40 olarak yazabilirsiniz. Devam edelim. Daha büyük sayılarda bu yöntem işimize yarar az önce söylediğim. Bakın 5 var. 5 ileriye gidiyor. Ya da şöyle kapattım ben bunları. Ne kaldı burada? 25. 5 olduğunda ileri gidiyor. 25 yani kime gider? 30'a gider değil mi? Ya da baktım buraya 5 var. Bir kendi onluğu 20. Bir sonraki onluk 30 zaten. O zaman ben bunu nasıl yuvarlayacağım? Şöyle baştakileri değiştirmeyeceğim. 53.400 dedikten sonra şu kısmı 25 olan yeri 30 yapacağım yani. Kolay yoldan yuvarlama olacak böyle. 186.474. Bakıyorum birler basamağında 4 var. 4 geriye dönüyor. Geride kim var? Buradan anlıyorum. 70 var. O zaman hemen yuvarlıyorum. 186.000 aynı şekilde duruyor. 400 de duruyor. Ve ne yapıyorum? 70 yapıyorum. 74 70'e yuvarlanmış oluyor. Çünkü 4 var birler basamağında. Bakın burada 7 var. 7 ileriye gidiyor. İleride kim var? 90. Şimdi buradaki 90 yani daha doğrusu 90'dan sonra 100 geliyor değil mi? Peki kaç 100 geliyor? Burada 200 var. O zaman 300 yapıyorum. Yani burası 15.300 oluyor. Öğretmenim 300 sayısı yüzlükler içerisinde diyebilirsiniz. Tamam yüzlüklerin içerisinde ama onlukların içerisinde de 300 var. Yani onar onar giderken de 300 söylüyoruz. O zaman 300 sayısı hem onlukların içerisinde hem de yüzlüklerin içerisinde. Devam edelim şimdi. Biraz daha alıştırma yapalım. Evet sayımız bakın 7051 1 var. Geriye dönüyor. Burada 50 var zaten. O zaman ben bunu ne yapacağım? 7050 yapacağım. İsterseniz burada videoyu durdurup siz şimdi öğrendiklerinizle uygulayıp benden önce cevabı yapıp daha sonra benimkiyle karşılaştırabilirsiniz. Ben devam ediyorum. Yandakine bakıyorum. 90.529. 9 var ileriye gidiyor. İleride kim var? Burada 20 olduğuna göre bir sonraki 30 olacak. Yani 90.530 yazacağım. 3 var geriye dönüyor. Geride 80'i görüyorum. 15.580. 5 var. Bakın büyük sayılarda da işimiz yani zor değil. Ya da şöyle ne yaparsınız? Kapatırsınız. Bakın 65'i görüyorsunuz zaten. 5 olduğunda ileri gidiyor. Yani 65 sonraki 70 oluyor. O zaman 690.770 yazarız. Bakın 5 var yine ileriye gidiyor. Burada 80'i görüyorum. O zaman 90 olacak. Yani 12.090 yazacağım. 6 ileri gidiyor yine. Burada 10 var. O zaman 20 olacak. Baştakileri değiştirmiyoruz. 987.720.
6 yine ileri gidiyor. Burada 40'ı görüyorum. 50 yapmalıyım. Öndeki onluk 50 olacak çünkü 40'tan sonra. 546.150. 8'i görüyorum. Yine ileri gidiyor. Burada 60 olduğuna göre 70'e gidecek. Yani 79.770 olacak. Şimdi biraz da yüzlüye yuvarlama. Yüzlüye yuvarlama yaparken de sayının son iki basamağına, yani birler ve onlar basamağına bakıyorum. Eğer sayının son iki basamağındaki sayı 50 ya da 50'den büyükse, yani son iki basamakta bulunan rakamlar 50 veya 50'den büyükse ilerideki yüzlüğe, yani öne gidiyor. Bir sonraki yüzlüğe. Eğer sayının son iki basamağındaki sayı 50'den küçükse, yani 49, 48 veya daha küçükse, o zaman gerideki yüzlüğe, yani kendi yüzlüğüne yuvarlanıyor. Örnek yapalım. Bakın, son iki basamak 29, 50'den küçük, geriye dönecek. Geride kim var? 800'ü görüyoruz, değil mi? O zaman 3800 olacak bu. Şuna bakalım. Son iki basamak 09, yani 9. Geriye dönecek 50'den küçük. 900 var burada. O zaman 9900 olacak. Burada 55'i görüyorum. 50'den büyük. O zaman ileriye gidecek. İleride kim var? Buradaki 100 olduğuna göre bir sonraki 200 olacak yani. 69.200. 33 50'den küçük, geriye dönecek. Geride 0 var. Yani yüzlük yok. O zaman 16.000 olarak yazacağım ben bunu. Yani 16.000'e yuvarlanacak. Öğretmenim, 16.000 binlikler içerisinde diyebilirsiniz. Evet. Biner biner sayarken 16.000 binlikler içerisinde. Ama aynı zamanda yüzlükler içerisinde. Çünkü yüzer yüzer sayarken de 16.000 diyoruz. Ayrıca 16.000 sayısı onluklar içerisinde de yer alıyor. Çünkü onar onar saysanız yine 16.000'i söyleyeceksiniz yani. Devam edelim. 47 50'den küçük, geriye dönecek. Burada 700'ü görüyorum. 61.700 olacak. 50 tam 50 olduğunda ileri gidiyor. Burada 800 var. O zaman 900'e gidecek. Yani 604.900 yazacağım. 45 geriye dönüyor. Yine geride 0 var. O zaman 0 duracak. 572.000 olacak yani. 98 50'den büyük, öne gidiyor. Yani 700'den sonra 800'e gidecek. 120.800. Şimdi yüzlüğe yuvarlarken dikkat edin, son iki basamağı 0 olmak durumunda. Bakın, son iki basamak her zaman 0 oldu. Buna dikkat edin. Bazen alıştırmalar ve sorular yaparken işinize yarayabilir. Onluğa yuvarlarken de son basamak her zaman 0 olmak zorunda. Bunu unutmayın. Bu da size bir bilgi olarak kalsın. Şimdi biraz daha alıştırmalar yapalım, sorular çözelim. Şöyle. Şimdi de onluk olarak yuvarlandığında üstteki sayıya yuvarlanan en büyük ve en küçük sayıları altlarına yazınız diyor. Şimdi şöyle sorular karşınıza sık sık gelir. 430'a yuvarlanan en büyük ve en küçük sayılar kaç? Nereden bulacağız? Şöyle, 430'a giden en küçük sayı, yani yuvarlama olarak, onluk olarak 425. Nereden anlıyoruz? Yazayım da öyle göstereyim. 425. Bakın, 25'in, yani 425'in sonunda birler basamağında 5 var ve ileriye gidiyor. Ve 20'den sonra 30. Yani bu sayı 430'a gidiyor. Mesela en küçük 424 yazamazdım. Niye? Çünkü 4 olduğu için geriye dönecekti. 420'ye dönecekti. 424 430'a yuvarlanmıyor. O zaman 430'a yuvarlanan en küçük sayı 425. Başka? 426, 427, 428, 429, bunlar da 430'a gidiyor. Ama bunların en küçüğü 425. Peki 430'a giden en büyük sayı kaç? 431 var mesela. Geriye dönüyor, değil mi? 432 var, 433 var, 434. O zaman en büyük sayı 434. 435 yazamıyorum. Niye? Çünkü 5 olduğu için bu 440'a gidiyor artık. Demek ki 430'a yuvarlanan sayılar içerisinde en küçüğü 425, en büyüğü 434. Diğerini yapalım. 590'a yuvarlanan en küçük sayı 585. En büyük sayı 594. Çünkü 4 olduğu için geriye dönecek, 90'a dönecek. 595 olmaz, o 600'e gidiyor çünkü. Şimdi de yüzlük olarak yuvarlandığında üstteki sayıya yuvarlanan en büyük ve en küçük sayıları altlarına yazınız diyor. Şimdi 1100 olan en küçük sayı. Şimdi 1100'e yuvarlanan sayılar nereden başlıyor?
1050'den başlıyor. 1050, 1051, 1052, 1053 böyle gidiyor. Bunların en küçüğü 1050. Neden? Çünkü son iki basamağında 50 var ve 50 olduğunda ileri gidiyor. Ve 1000'den sonra ne oluyor? 1100 geliyor yani. O zaman 1100'e yuvarlanan en küçük sayı 1050. Yani ben 1049 yazamam. Niye? 49 olduğu için bu geriye dönecek. 1100'e gitmeyecek. Bu olmaz. En küçük bu. Peki en büyük, o da 1149. Yani 1100'ün önünde olan, biraz ilerisinde olan ama geriye dönenler var ya. Onlar. Son iki basamağında 49 olduğu için geriye dönecek. 1150 yazamam. 1150 olsaydı olmaz. Çünkü bu geriye dönmez. Bu ileri gider. Son iki basamağında 50 var. Bunu da kabul etmediğimiz için en büyük sayı 1149. Diğerini yapalım. 6200'e yuvarlanan en küçük sayı 6150. En büyük sayı 6249. Birkaç tane de şıklı soru yapalım. Birinci soru, 575.257 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır diyor. Ne yapıyorduk? Son birler basamağına bakıyoruz. 7 var. 7 ileri gidiyor. İleride kim var? Bakın burada 50'yi görüyorum. 50'den sonra 60 var. Burası olmadı. Burası oldu. Burası olmadı. Burası da olmadı. Demek ki 575.260. Yani cevap burada B şıkkı olacak. İkinci soru. Aşağıdaki hangi iki sayı en yakın yüzlük olarak 8600 sayısına yuvarlanmış en küçük ve en büyük sayılardır? 8600'e yuvarlanan yüzlük olarak en küçük. Ne demiştik hani? 8600. Yani gerisinde olanlardan 8550 var. Yani A şıkkı olabilir, B şıkkı olabilir. Bu olmaz, bu da olmaz. Ya bu ya bu. Peki 8600'e yuvarlanan en büyük sayı kaç? 8649. O zaman bakın bu değil. 8599. Tamam bu da 8600'e gidiyor ama daha büyükleri var. 8649 var. Geriye dönenler var. 8600'ün önünde olanlar var. İlerisinde olup da geriye dönenler vardı değil mi? O zaman cevap B şık. Üçüncü soru. 900 olarak yüzlüğüne yuvarladığımız en büyük çift sayı hangisidir? Şimdi 900'e yuvarlanan en büyük sayıyı bulalım. 900'ün önünde 901, 902 olarak giden sayılar geriye dönenlerden bir tanesi. O da 949 en büyük sayı. Ama ben burada bu soruda bunu kabul edemiyorum. Niye? Çünkü bana diyor ki çift olsun. Bu sayı tek. Çünkü 9 var tek sayı. O zaman bunu kabul edemiyoruz. Kimi almalıyız? Bir öncekini. Yani 948. Yani cevap C şıkkı olacak. 4. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 1800 olan en küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı kaçtır? En büyüğü bulalım önce. 1800'e yuvarlanan en büyük sayı 1849. En küçük 1750. Bunların toplamı diyor. Sayıları bulduk. 9, 9, 8, 7 daha. 15, 50 var. 1, 2, 1 daha 3. Yani 3599 oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.